Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. TOK geleceğin mobilite çözümlerine göz kırpıyor. 15 yıllık planlamanın yolunda gittiğini ve hiçbir aksamanın yaşanmadığını ifade eden TOK CEO'su ve Gürcan Karakaş, gelecekte farklı ulaşım çözümü üretimlerine imza atabileceklerini belirtti şehir içi ulaşımda skuter veya küçük ulaşım araçlarını da üretebilecek bir yapıda olduklarını söyleyen TOK CEO'su Gürcan Karakaş, mikromobilite çözümleri gelecekte TOK'ta olabilir. Pazardaki fırsatların gelişimiyle alakalı, 15 yıllık planlamamız dışına çıkmayacağımız anlamına gelmiyor dedi tüketicinin ihtiyacına göre Citroen, Ami ve Renault Twizy gibi mikro mobilite çözümlerinin gelecekte, tokta olabileceğini vurgulayan Toksiyosu Gülcan Karakaş, bu biraz pazardaki fırsatların gelişimiyle alakalı, bizim 15 yıllık planımız bunun dışına çıkamayacağımız anlamına gelmiyor yaptığımız ürünlerin yanında bahsettiğimiz mikro. Mobilite çözümleri teknik anlamda çok daha hızlı hareket geçirilebilecek ürünlerden oluşuyor açıklamasında bulundu. Tok fiyatlarına da değinen Gürcan Karakaş, sonuçta ulaşılabilirlik veya rekabetçilik sadece ve sadece bulunduğunuz segmentle ilgili değil, ekosistemle beraber ulaşacağınız adetlerle de alakalı, biz 5 modelle beraber en maksimize edilmiş Türkiye pazarına baktığımızda adetlere ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Bunun belki küçük araç büyük araç şeklinde yer değiştirme olabilir, önümüzde hala esnek bir zamanımız var oralara geldiğimizde de fiyat açısından daha olabilir noktalar o zaman olacaktır diye düşünüyoruz şeklinde konuştu. 2022'de regülasyonların bir kısmı değişiyor yanılmıyorsam, 14 tanesi değişiyor, bunların içinde çarpışma testleri ile ilgili olanları da var. Örneğin yan yana oturan iki kişinin kafalarını çarpmaması için ortaya hava yastığı koyulması gerekiyor, daha kanunlaşmadı onların hepsini biz dönüşürse ne olur diyerek hesabını kitabını yaparak hareket ediyoruz, bunların hepsi bir anda gelirse ne yapacağımız tartışıyoruz. O anlamda da bizim tahminimiz 2023'ün ilk çeyreğinde bu süreç tamamlanır. Biz de 2023'ün ilk çeyreğinde bu süreç tamamlandıktan sonra akıllı cihazlarımızın lansmanına ve satışına başlarız. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.